geldiniz. Kısa özgeçmişti ama biraz uzun olmuş herhalde. Şimdi cuma ve öğleden sonra tabii biraz az bir grupla beraber oluyoruz ama inşallah keyiflidir. Sunum seminer geçiririz beraber. Şimdi seminerimiz zaman yönetimiyle ilgili. Ben sıkmadan sizi bu semineri yürütmeye çalışacağım. Konu itibariyle teorik bilgiden çok günlük yaşantımızda zaman nasıl yönetebiliriz? Çalışma yaşantımızda nasıl yönetebiliriz? Öğrenci arkadaşlarım da var. Planlamalarımızı nasıl yapabiliriz? Bunlarla ilgili tabii ipuçları vermeye çalışacağım. Şimdi Gökhan'ın bir sözüyle başlamak istiyorum sunuma. Her şey zamanla telafi edilir de geçip giden zaman hiçbir şeyle telafi edilemez. Hepimizin bildiğimiz gibi bir 24 saat var. 25, 26, 27 saatimiz yok. Zaman hızla akıp gidiyor. Bu zamanı çok etkin ve verimli şekilde kullanmamız bizim kendi hayatımız için de önemli. Sunum hedefi olarak iş ve özel yaşantımızda etkinlik ve sorumlulukları kendi isteklerimize göre nasıl planlayabiliriz? Tabii zaman yönetimi aslında planlamayla çok birlikte ele alınabilecek bir konu. Zamanımızı ne kadar iyi yönetebiliyorsak iyi bir planlama yapabileceğimiz anlamına gelir. Planlama yaparken belirli zaman dilimlerinde hedefe ulaşmak için alışkanlık oluşturma yöntemleri konusunda ipuçları vermek üzere bu sunumu hazırlamaya çalıştım. İçerik olarak da zamanın anlamı nedir? Hepimiz için farklı anlamları var zamanın. Biraz o yönde bir ısınmayla aslında başlayacağım. Daha sonra zaman tuzakları bizim için neler? Zaman yönetimi nedir? Zaman yönetimi aşamalarında neler var? Ve zaman yönetimi açısından becerikler neler? Bunları alışkanlık haline nasıl getirebiliriz? Bunlarla ilgili kısa kısa paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Isınma olarak şöyle söyleyebilirim. Bir milisaniyenin değerini anlayabilmek için olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan kişiye sorun. Yani altın madalya kazanmaya bir milisaniye, saniyeler kalmış olabilir ve o kişi için o çok önemli ve çok anlamlıdır. Bir saniyenin değerini anlayabilmek için bir kazayı kırpayı atlatmış bir kişiye sorun. Yani o anda o olmasaydı ben bu durumda olmayacaktım dediğimiz anlar olabiliyor. O kişi için zaman böyle saniye demek. Bir haftanın değerini anlayabilmek için haftalık bir derginin editörünü sorun. Çünkü o haftanın sonuna kadar dergiyi yayınlamak zorunda ve bir haftayla yarışıyor. Onun için bir hafta onun için önemli. Bir ayın değerini anlayabilmek için prematüre bir bebeği dünyaya getirmiş bir anneye sorun. Çünkü o bir ay öncesi ve sonrası aslında o bebeğin gelişimi için çok anlamlıdır. Onun için bir ay çok önemlidir bu yaşamda. Bir senenin değerini anlayabilmek için de sınıfta kalan bir öğrenciye sorun. Çünkü sınıfta kaldığınız zaman bir yılınız gidiyor. O yüzden de bir yıl kaybetmek de tabii ki kimse istemez ve bir yılın değeri ve anlamı o kişi için çok farklı. Şöyle bir egzersizle devam edelim isterseniz. Yani bu anlamdan, zaman anlamından sonra kendimizi düşünelim şimdi. Kendimize dönelim. Bizim için anlamı ne ve zamanı nasıl kullanıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Bize zaman kaybettiren şeyler, kötü kullanmaya yol açan faktörler neler olabilir acaba? Biraz şöyle interaktif olarak paylaşmak isteyenler varsa onun üzerinden daha rahat gidebiliriz. Buyurun hocam. Bölünme, başka kişiler tarafından. Evet. Dış faktörler var. Yani zaman yönetiminde hem bireysel olarak kendimiz zamanımızı planlıyoruz hem de dış faktörler var. Ve bu bölünmeler bizi olumsuz etkiliyor. Zamanımızı kötü kullanmamıza neden oluyor. Başka neler var? Nasıl? Trafik. Günlük yaşantımızı düşününce değil mi? Elimizde olmayan bizim dışımızda bir faktör var. Yani zaman yönetimi ve planlamada en önemli konulardan bir tanesi bizim dışımızda olan faktörlerle nasıl baş edeceğimiz. Dolayısıyla trafik, engel, zaman yönetimi açısından. Buyurun. Kendi zaaflarımız ve kendimizi disipline edemiyor olmamız. Evet, kendi zaaflarımız, disipline edemiyor olmamız. Bu da çok önemli. Bu kişisel engeller var. Biraz sonra onlardan biraz bahsedeceğim ve bunları nasıl zihnimizden yok etmemiz gerekir. Onlardan bahsedeceğim. Güzel oldu, teşekkürler. Başka var mı eklemek isteyen? Buyurun. Motivasyon eksiklikleri. Evet, motivasyon. Evet, o işi yapmak için, yani o gün belirlediğimiz işleri yapmak için motivasyonumuz ne kadar düşükse o zaman o kadar ne yapıyoruz? Öteliyoruz. Bugün geçelim, yarın geçelim, öbür gün diyoruz ve o iş son dakikaya kalabiliyor. Bu da bizim için zaman yönetiminde olumsuz bir durum. Teşekkürler.
Başka var mı? Caydırıcı faktörler olabilir. Sosyal medya, telefon, internet. Evet, çok güzel. Bunu da yine biraz sonra değineceğim. Hakikaten televizyon ve mobil cihaz bağımlılığı diyoruz biz. Bunlarla baş etmek çok önemli. Bunlar son derece zamanımızı kötü kullanmamıza neden olan faktörler aslında. Şimdi diğer soruya bakalım. Zamanı iyi kullanmanızı sağlayan, bugün harika geçti. Planladığım her şeyi yaptım, zamanda çok iyi yönettim. Bu neler etkiliyor, nasıl sağlıyorsunuz bunu, sağlayabiliyor musunuz? Sağladığınız günler vardır yani, o günleri düşünerek belki yanıt verebilirsiniz. Nasıl? İyi oran, %80 başarabiliyorsak bunu çok iyi. Evet, nadir. Evet. Bölünmeleri ne kadar engelliyorsak, o saatte o işi yapacağım dediğimde ve bitirdiğimde, eğer gün içinde bütün planladığımız işleri o zaman diliminde yapabiliyorsak o gün çok iyi geçiyor. Mükemmel, hedefe ulaştık. Demek oluyor, güzel. Başka nasıl iyi kullanmayı sağlayabiliyoruz zamanı? Buyurun. Sabahları daha erken kalkarak dinç bir kafayla. Evet, harika. Sabahları erken kalkmak. Hafta sonlarımızı düşünelim. Bütün hafta sonu yatarak geçirdik mi planlar alt üst. Cumartesi öyle geçtiyse her şey pazara kalıyor. Pazar günü hiçbir şey yetişmiyor. Pazartesi günü bitkin bir halde iş ya da okula gelmek zorunda kalabiliyoruz. Erken kalkmak güzel. Başka ne iyi geçirmemizi, zamanı daha iyi yönetmemize yardımcı olabilir? Nasıl? Dinlenmek, evet, o da çok güzel. Çünkü her şey çalışmaktan ibaret değil. Dinlenmediğiniz zaman çalışma süresini aktif ve etkin kullanamıyoruz. Dolayısıyla onu da kaliteli bir biçimde değerlendirmemiz gerekir. Onu yapıyorsak o zaman kalan zaman etkin kullanıyor olabiliriz. Güzel bir örnek oldu. Şimdi karışık da bir örnek verdik. Çalışmayla ilgili de aynı şekilde iki soruyu sormak istiyorum. Çalışma yaşantınız ya da öğrencilerimiz için okula geldikleri ya da gelmedikleri hafta sonu çalışmak durumunda oldukları zaman zamanı nasıl kötü, nasıl iyi kullanabiliyorlar? Neler etkiliyor bunları? Ekstra eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz. Buyurun. Mesela hocam bir şeyi başarabilmek için daha iyisini yapabilir miyim acaba diye düşünmek bile bazen zaman kaybettiriyor. Zaman kaybettiriyor. Mükemmelliyetçi olmak değil mi? Mükemmelliyetçi olduğunuz zaman da daha iyi yapayım derken yani yapabileceğiniz daha fazla işi hiç başaramamak gibi bir sonuçla karşılaşabiliriz. O zaman hedef koymak, biraz sonra söyleyeceğim, koyduğumuz hedeflerin gerçekçi olması gerekiyor. O yüzden de mükemmelliyetçilik olarak da hedefe odaklanmamız önemli, güzel olduğunda. Başka var mı ekleyeceğiniz? Devam edelim, biraz sonra zaten başka şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi zaman tuzakları neler? Bunların bir kısmını şöyle bir hızlıca söylemiş olduk ama olmayanları da geçelim. Hatalı düşünmeler, az önce ifade etmiştik. Keşkelerle günü geçiriyorsak, keşke şunu da yapsaydım ya, bugün bunu da yapabilirdim aslında, niye yapmadım ki? Ya da keşke gün 26 saat olsaydı, bugün 24 saat yetmedi. Ya da bu iş için 2 saat ayırdım ama keşke 5 saat ayırsaymışım, olmadı. Demek aslında bir hatalı düşünme tarzı. O iş için daha önceden öngördüğünüz bir zaman dilimi, o işi hayatınızda ilk kez yapmıyorsunuzdur. Benzer işleri yapmışsınızdır. Dolayısıyla o iş için ayıracağınız zamanı iyi planlamanız gerekiyor. Bu aslında bir zihinsel engel oluşturuyor bizde. Şöyle düşünelim. Gün 26 ya da 28 saat olsaydı ne yapacaktık? Birazcık daha fazla uyurduk. Daha fazla uyurduk veya yine yetişmedi, yine olmadı, yine şöyle, yine böyle. Yani yakınmalar devam ediyor. Çünkü bu insan psikolojisinde olan bir şey. O yüzden bunu engelleyemiyoruz ama engellemek için şunu yapabiliriz. Yöntemlerin arasına almadım ama zaman etüdü çalışabilirsiniz. Yani belli bir projeye de işle ilgili bir bitirme projeniz varsa ya da günlük hayatınızı sabahtan akşama kadar hangi işlere ne kadar zaman ayırıyorum acaba? Ya da ofiste bütün gününüz işte bir akademisyen olarak veya işte bir idari personel olarak bütün gün hangi işleri yapıyorum? Biraz iş tanımlarıyla da alakalı ama hangi işleri yapıyorum ve ne kadar zaman? Dolayısıyla fazladan kalan zamanımızı ekstra olabilecek durumlar, acil durumlar, işte beklenmedik bölünmeler ya da diğer faktörler için ayırabilirim.
Yani eğer bunu üşenmem, birkaç gün bir zaman etüdü yapayım kendim için derseniz ki yapmanızı öneririm. O zaman kalan günlerinizi daha iyi planlama fırsatımız olabiliyor. Onun için zaman etüdünü önerebilirim. Dolayısıyla yani ne kadar zamanınız olsa da biz işte televizyonun başında saatlerce zaman geçiriyorsak hiç zamanım yok, zaman bana yetmiyor, boş geçirdiğiniz zamanlar yani mesela bir gün içinde ne kadar boş geçiriyoruz? Boş zamanlarınızda ne yapıyoruz? Hep hani eskiden derler de okulda, boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Hobileriniz neler? Şimdi şöyle derim, hiç boş zamanım yok ki. Spor bile yapamıyorum, hiç boş vaktim yok. Ama o kişinin hayatını değerlendirip var aslında. Bu bir farkındalık meselesi. Zamanın kısalığından en çok şikayet edenler aslında onu en kötü kullananlar. O yüzden zamanı ne kadar iyi kullandığımız önemli. Yapılan bir çalışmada şöyle denmiş. Başını kaçıracak vakti olmayanların zamanlarının sadece %35'ini dolu ve etkin kullandıkları belirlenmiş. Hani diyorlar ya, tüm yok koştuk ya, hiç valla hiç oturmadım bile. Ama yapılan ve bitirilen işlere baktığınızda sadece %35'ini yapabildiklerini görürüz. O yüzden boş koşturmak yerine planlı ve zamanı yöneterek koşturmanın anlamlı olacağını söyleyebiliriz. Dağınıklık ve dağınık çalışma ortamı. Tabii bunların hepsi şöyle, bunlar biraz kişisel gelişimle ilgili olduğu için kişiliğimiz önemli biraz. Ben dağınık bir insanım ve yani dağınık bir ortamda da aradığımı kolayca bulabiliyorum diyorsanız bu size zaman kaybettirmiyor olabilir. Ama çoğunlukla aradığınız bir şeyi uzun sürede buluyorsanız bir dağınıklık söz konusudur. Arşivleme, dosyalama, masa vesaire. Böyle bir ortamda olmaktansa şöyle bir masa düzeniyle belki daha rahat, hemen çalışacağınız şeyler elinizin altında, telefonunuz elinizin altında vesaire. Aradığınız evraklar, dosyalar, bunlar zamanı kazandıran şeyler. Az önce söyledik, televizyon ve mobil cihaz bağımlı. Günlük yaşantımızda evinde sürekli televizyon açık olan, kaç kişi var acaba? Hafta sonu sabah kalkarım, açarım televizyonu yatana kadar açıktır, bakarım ya da bakmam. Diyen var mı? Ne güzel, harika. Demek ki TV bağımlısı yok aramızda. Böyle oluyor. Açıyorsunuz ve reklam var, takılıyorsunuz. Reklama bile bakıyorsunuz yani. Veya işte bir program var ama o gün o program için zaman ayırmamışsınız. Oturuyorsunuz, iki saatinizi o programı izleyerek geçirebiliyorsunuz. Bazen ilgili olmayabilir. O nedenle televizyon bizim için problem. Mobil cihaz çok daha büyük bir problem. Artık televizyona o kadar bağımlılık çok konuşulmuyor. Mobil bağımlılık çok konuşuluyor. Odaklanmayı kesinlikle etkileyen bir şey. Yani bilimsel olarak da yapılan bütün çalışmalarda zaten var. Yani hepimiz de biliyoruz. Masanızda telefonunuz duruyor. Bir iş yapacaksınız ve onun için bir saat ayırdınız. Sürekli bir WhatsApp mesajı. Ne geldi acaba? Ha, önemsiz. Devam. Sonra bir daha. Annemden mi? Ah, yok değil. Geç. Devam. Yaptığınız işin kalitesi birincisi. İkincisi harcadığınız zaman. O yüzden eğer gerçekten bir saatte bitirmeniz bir iş varsa telefonu sessize de değil. Çünkü sessizde bu sefer titreşim tırırırt yapıyor. Dırt yapınca gene bakıyoruz. Yani bir şey dürtüyor çünkü size. O yüzden bakmanız gerekiyor. Kapatmak. Tamamen sesini kapatın. Düşünün. Telefonunuzu o gün evde unuttunuz. Bakabilecek misiniz? Nedir? Çok acil bir şey vardır. Hastanede bir yakınınız vardır. Bir durum vardır. Onun için haber bekliyorsunuzdur. O zaman başka. Zaten o zaman o bir saatte kişiye odaklanamazsınız. O yüzden mümkün olduğu kadar telefon. İşte derste miyim? Derste dinleyerek edindiğiniz bilgi veya bir yerde dinleyerek edindiğiniz bilgi zihninizde kalıyor. Ama o uyaranlarla beraber sonra gidip tekrar onları okuma gereksinimi duyuyorsunuz. Ya da çok önemli bir şey kaçırabiliyorsunuz. O yüzden bu bir, yani bunun tabii apayrı bir konu, aslında bağımlılık konusu yani psikiyatri ana bilim dalı daha çok ilgileniyor. Bunu engellememiz gerekiyor kendi çapımızda. Diğer bir tuzak işkolik olma. Tabii ki hepimizin işi var, işimizi severek yapıyoruz. Bir takım yoğunluklarımız var ama işkolik olmak, gün 24 saat dedik ya, bu 24 saatin belli bir saatin uyumaya, belli bir saatin dinlenmeye, belli bir saatin sosyalleşmeye, değil mi? Bakıyorsunuz çevrenizde kimse kalmamış. Çünkü onlara zaman ayırmıyoruz. Yine zaman yönetim problemi. Çünkü mobil cihazıma daha çok zaman ayırıyorum. İşime daha çok zaman ayırıyorum. Dolayısıyla sosyalleşmeye zaman ayırmıyorum. Bu olmamalı. Yani bizi kimse şöyle iş yerinde hadi bakalım artık eve falan diye böyle bir taraflarımızdan çekiştirmemeli.
ya da eşimin sürekli çıkmadın mı, daha hadi çıkmadın mı, şuraya yetişecektik çıkmadın mı dememeli. İş saatiniz nedir? Ha, tabii ki yaptığınız işlerle ilişki olarak farklılık gösterir ama hedef olarak dersiniz ki mesela ben yönetici olarak diyorum 7'den sonraya kalmayayım. 7'den sonraya kalırsam çünkü evdeki sorumluluklar aksıyor. Oradan bu sefer stres, gerginlik vesaire, uyku hepsi etkileniyor. O yüzden 7'den sonraya kalmayayım. Maksimum 7. Bir toplantı olur. Acil şeyleri saymıyorum rutinde. Şöyle olmamalı yani. Tatile gidiyorum. Laptopum her yerimde. Zaten ne kadar yapabiliyorsunuz ki? Düşünün, hafta sonu çantanızla eve gidiyorsunuz. Şunları şunları yapacağım. Çanta açılmadan hafta başı işe geliyoruz. Ne oldu? Stres faktörü. Yapmanız gerekiyor ve yapmamışsınız. Suçluluk. Yapmam gerekiyordu, yapmadım. Nedir? İki tane iş mi? Çantada o iki işle gitmeliyiz. 10 iş birden gitmeyecek yani. Veya tatile mi çıkıyorum? Benim bir haftalık tatilde hangi işleri yapabilirim? Şu şu. Gidip de varizin yarısını İşlerle doldurup gitmiyorum gibi. Acelecilik önemli bir zaman tuzağı. Yani her şeyi acele yapmak. Yani bu resimde özellikle seçtim. Şurada arkada dosyalar dökülerek gidiyor. Bir toplantıya yetişeceksiniz, acelele gittiniz. Ya bir şeyinizi odanızda unuttunuz ya da döke saça gittiniz. Bir açtığınız evrak yok. Geri dönüp almanız gerekiyor. Zaman kaybı. O yüzden acele etmeden, sakin düşünerek planladığınız zaman çerçevesinde İşlerimizi yürütmek. Dolayısıyla aynı zamanda dikkat eksikliği de beraberinde getiriyor. Telefon görüşmeleri büyük tuzaklardan bir tanesi. Çünkü mobil telefon da ya sürekli çalan bir şey. İşte bip bip yani çalması, görüşme yapmanız da gerekmiyor. Hemen mesaj yazmanız, WhatsApp'a yanıt yazmanız vesaire. Bunların hepsi aslında telefon görüşmesinin de bir kısmı oluşturuyor. Planlı olduğu zaman resimdeki gibi mutluyuz. Söylemek istediğimizi söylüyoruz, kapatıyoruz. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki plansız bir şekilde sizi biri arıyor. Anlatıyor. Siz kesmeye çalışıyorsunuz, anlatıyor. Ve siz ona telefonda 2 dakika verecekken 10 dakika ayırmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunlarla baş edebilmek için bizim de biraz hayır ve dur diyebilmemiz gerekiyor. Anlıyorum şu an sorunuzu ancak uygun olmadığım için şu zamanda görüşebiliriz ya da uygun kişi ben değilim, şu kişiyle görüşebilirsin diyerek kişiyi kesmemiz gerekiyor. Bazen nezaket, yani biz kendi adımıza biraz sağlıkçı olarak hani nezaketen hadi dinleyin vesaire diyoruz ama bu bizim için büyük bir zaman kaybı. Telefon görüşmelerini iyi yönetmek. Yetki devrinde bulunmamak. Özellikle iş ortamında bu çok önemli. Buradaki gibi 10 parmağında 10 hüner olmuyor kimsenin. Aynı anda 10 işi bir arada yapamıyoruz. Dolayısıyla yetki devrini etkin kullanmıyorsak, yapabilecek yeterlikte kişilere bu işleri devretmiyorsak o zaman sorun olabiliyor. Tabii bunu belirlerken de şunu yapmamız gerekiyor. Gerçekten o işi yapabilecek kişiye devrediyorum. Eğer onu da yapmıyorsanız bu sefer o iş olmadığı için tekrar size dönüyor. O da ayrı bir zaman kaybı. Onun için uygun yeterlilikte mi yetki devrettiğiniz kişi? Belirlediğiniz zaman dilimini ona da söylemeniz gerekiyor bu işi. Şu kadar sürede işte hafta sonuna kadar bitirmemiz gerekiyor deyip zaman planını ona da aktarmanız gerekiyor. Çünkü o kişi de o iş için bir ay olduğunu düşünebilir. Ve siz bir hafta sonrasında o iş yapılmadan yine sizin başınıza kalabilir. Onun için yetki devri zaten ayrı bir konu. Özetle bunu söyleyebilirim. Unutkanlık, bu da kişilikle çok ilgili bir şey. Ne kadar unutkansınız? Ne kadar unutkansınız? Çok. Her şeyi unutuyor muyuz mesela? Ay evden çıkarken şunu da yapacaktım. Çantama şunu da koyacaktım. Ay bugün bu işi yapacaktım. Neyse yarın yapayım. Diyorsak ya da alışverişe gidiyorsunuz. Eve geliyorsunuz. Şunu da alacaktım. Tekrar gitmeniz gerekiyor. Zaman kaybı. Git, gel. Ya da o gün yapamadığınız için ertesi gün ertelenen işler yığın oluyor. Bunun için ne yapabiliriz? Ne yapıyorsunuz siz? Ajanda. Eğer günlük işleriniz varsa mutlaka ajanda kullanmak. Eğer bir yere gidecekseniz not almak. Yalnız çok fazla ajandaya bağımlı olmak sağlık açısından şunu getiriyor. Alzheimer başlangıcı. O yüzden her şey değil. Örneğin şunu yapabiliriz. Bir alışverişe gidiyoruz. İşte şunu alalım. 10 kalem. 10 kalem bir şey alacağım. Gideceğiz oraya. 8 kalem aldık. Diğer ikisi neydi? Hatırlamaya çalışabiliriz. Yani notunuz varsa yine bakarsınız ama bakmamaya çalışmak. Ya da günlük işlerinizde her hafta rutin olan işleriniz varsa ve onların saati belliyse onları aklınızda tutabiliriz. Onun dışında planladıklarınızı belki not almanız gerekebilir gibi. Yani onun da biraz
dönemde şu anda çok fazla not almanın Alzheimer'ı da tetiklediğiyle ilgili beyin fonksiyonları açısından bir çalışmalar var. O yüzden ona dikkat ediyoruz. Ama unutkanlık da tabii ki bizim zamanımız için önemli. Beklerken zaman kaybetme. Bu da çok önemli. Bir yere gidiyorsunuz, biliyorsunuz Türkiye'de işler hep bekleyerek. Yani birinden randevu da alsınız. İlla ki 15-20 dakika, bazen yarım saat bekleyebiliyorsunuz. O yüzden çantanızda mutlaka yapmanız gereken bir şey varsa. Biz o boş vakitleri hep ne yapıyoruz? Hemen cep telefonu. Bir Instagram'a bir dolaşayım. Bir Face'e bir bakayım. İşte Twitter'ı bir kontrol edeyim filan bunlarla geçiyor. O zaman işte yine zaman kaybı. Onun yerine yapmanız gereken bir şeyiniz varsa cevaplamanız gereken bir mail olabilir. Mailden indirip okuyabileceğiniz yani yine mobil cihazla iş yapıyoruz zaten. O yüzden o zamanı öyle kullanabiliriz. Onun için boş bekleme zamanlarına dikkat diyoruz. Evet burada da adamcağız beklemiş ama gelen yok bu hale gelmiş. Plansız ve hazırlıksız toplantılar. Şimdi toplantı bölünmeler dedik, telefon geliyor işte bizde çok oluyor yani. Ya, öğlen araları bizim genelde doldur toplantıydı, yarımda 1.30 arası. Yönetici olarak ben bunu yapmamaya çalışıyorum. Şöyle yapıyorum, dönemin başında araştırma görevlileriyle toplantımız var. Her ayın salı öğlen arası belli, günü de belli, tarihli. Bunu dönemin başında gönderiyoruz herkese işte, ajandanıza yazın. Öğretim üyesi toplantımız var. Her ayın ilk perşembesi öğlen arası. Lütfen yazın. 3 haftada bir okul toplantılarımız var. Çarşamba günleri öğlen arası. Onun da tarihleri dönem başına gidiyor. Yazın. Şimdi plansız olan çok acil bir şey var. Hemen rektörlükten bir şey istendi ve ertesi gün yanıt isteniyor. Acil toplantı. Bu olabilir. Bunu yapabiliyorsunuz. Bunun için zaten herkes hemen ve uygun aralık neyse onu plan yapabiliyoruz ama toplantı yönetimi çok önemli. Öncelikle zamanını planlamak. Aynı zamanda toplantının bitiş zamanını da planlamak. Yani biz diyoruz yarımla 1.30 arası. 1.30'da toplantı biter. Zaten 1.30'da dersler başlıyor, bitmek zorunda. Ama yarımda geliniyor mu? Soru işaret. Yarım, 5 geçe, 10 geçe, çeyrek geçe. Ama biz kural olarak şunu koyduk. 5 geçe kim katılırsa 5 geçe bekliyoruz. Şimdi başlıyoruz. 3'ü 5 geçe diyelim. Yani bu tarz şeyleri aslında biraz kurum kültürü haline getirmek gerekiyor. Kendimiz için de zamanında toplantıda olma ve bitirmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla zaman yönetimi ne demek? Bu kadar şey söyledikten sonra amaçların, sorumlulukların, mobilerin ve sosyal yaşamın içerdiği bütün etkinliklerin bir arada yürütülebileceği bir biçimde planlanması. Yani her şeyimizi, bu söylediklerimiz hep iş örnekleri gibi oluyor ama normal yaşantımız da o şekilde. Onun için zamanı yönetmek bu anlamda düşünülebilir. Şimdi zaman yönetiminde tabii öncelikleri sıralamak da çok önemli. Onu da biraz sonra bir egzersiz yapacağız hep beraber, orada biraz daha ayrıntılı. Plan yapmak, acil durumları göz önünde bulundurmak. Her zaman için acil bir şey çıkabilir diyerek bir plan yaparsak, acil durumlar bizi çok rahatsız etmez. Olabilir yani, ne yapalım onun yerine şunu ya da şu işimi şurada halledebilirim gibi değiş tokuşları yapabiliriz. Kötü bir zaman yönetimi verimsizliği, etkisizliği ve strese yol açar. Yani yapamadığınız ve bitiremediğiniz her iş aslında bizim için bir stres kaynağı. Daha önceki seminerde stresle baş etmeyle ilgili konuşulduğu için oraya çok girmeyeceğim ama iyi bir zaman yönetimi ise kendini organize etmeyi ve diğerlerini organize etmeyi kolaylaştırır. Çünkü kendi zamanınızı iyi planlarsanız başkalarına da ayıracak zamanınız, başkalarıyla da yapacak planlamanız olabilir. O yüzden bu önemli. Burada biraz kötü göründü. Eğer zamanı iyi yönetebiliyorsak bizim için ne oluyor? Mutlu oluyoruz, motive oluyoruz, işlerimizi bitiriyoruz, enerji hissediyoruz, kendimizi disiplinli oluyoruz, fırsatlardan yararlanıyoruz ve daha üretken ve verimli bir ortamda olabiliyoruz. O yüzden günlük yaşantımız açısından birkaç öneri verebilirim. Bunlar gelişim kitaplarında, kişisel gelişim kitaplarında da benzer örnekler var. Güne başlarken, aslında yataktan başlarken bizim zaman yönetimimiz başlar. Dolayısıyla erken başlamak, arkadaşım söyledi, güne erken başlayın. Saat çalar çalmaz yataktan kalk. Kaç kişi kapatıp tekrar yatıyor? Şimdi bunu neden dersek bahane çok işte geç yattım, işte sınava çalıştım, şu işi yetiştirecektim vesaire vesaire. Mesela şu disiplin de olması gerekiyor. Uyku, birazdan bir öğretimden bahsedeceğim. Normalde kaç saat uyursanız, kendinizi iyi hissediyorsunuz. Herkes kendini bilir mesela. Kaç saat? 12
saat diyorsak, ooo yavaşlıklar için zor. Evet, kaç? 7. Normal zaten derler ya 8 saat diyor diye. Herkes için geçerli değil yani 8 mesela. Benim de 7. Çok iyi hissedersem yani. Ama şu an tabii 5-6 saatte idare ediyoruz. O zaman diyorsunuz ki yani kaçta kalkmanız gerekiyor? 7 mi? 12'de yatmalıyım. O zaman yönetiminde yatma saatiniz de ona göre biraz. Eğer 12'de yatıyorsanız zaten biyoritimsel olarak saat çalmadan gözünüzü açarsınız. 7'de. 7'ye 10 kala. 10 geçe. O aralar yani. Veya 6.30 hatta bir gün önce çok yorulmadıysanız 6.30'da da açarsınız. Onun için yatma da önemli. O yüzden bu bir alışkanlık. Şöyle bir değerlendirin. Çalıyor değil mi? Zaten şey şimdi saat telefonları kurduğumuz için telefon ne oluyor? Her telefon 10 dakika. 10 dakika sonra çalacak. Kapatıyorum. 10 dakika sonra bir daha çalacak. Kahvaltı etmeyi vereyim. 10 dakikada. Şunu da yapmayayım. 10 dakikada. 7'deki saat kalkıyorsunuz 7.30'da. O zaman ne oluyor? Ne oldu? Kahvaltı etmedik. Bunun için yine zaman ayırmam lazım. Hiçbir şey yemeseniz bir çay, bir poğaça bir şey atacaksınız ağzınıza. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Yani bu gerçekten çok önemli. Yani etrafımızdaki gözlemleriniz de budur, kendiniz de buyur. O günkü kıyafetlerinizi geceden hazırlayın. Sabahleyin, özellikle bayanlar için onu mu giyeyim, bunu mu giyeyim, yok takı aksesuar, bunu mu takayım, erkekler için o kravatımı taksam, bunu mu yapsam, bir toplantı falan da varsa eğer, bayağı bir zaman kaybı. Kahvaltı yapın ve bu arada o günün planını yapın. Bu çok önemli bir şey. Bugün neyim vardı? Şunu, 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 şunu yapacağım, şu saatte, şurada olmam gereken hemen bir gözden geçirme diyoruz ya, ajanda. Kahvaltıda ajandanız önünüzde değil ama kabaca şu kişiyle görüşmem var, bu toplantım var, bu dersim var deyip o arada onu kafa zihninizden geçirebilirsiniz. Az önce dediğim gibi uyku depolamak söz konusu değil. Ama uyku borcu diye bir şey var. Eğer hafta içinde 7 saatlik biyoritminizi bozarak her gün 4 saat uyuyorsanız hafta sonu bütün gün uyursunuz. Onun için biyoritmi bozmadan, bir saatlik oynamalar çok fark etmez ama her gün 3 saat uyursanız hafta içi, hafta sonu işte 12 saat arkadaşı 15 saatte uyuyabilirsiniz. Onun için bunu önemsiyoruz yani. Sürekli yatarak ya da sürekli uyanık zaman geçirmemek. Banyoda sabah kullanacağınız malzemeleri düzenleyin ve aramakla vakit kaybetmeyin. Banyo önemli bir alan sabah özellikle. O yüzden kullanacağınız şeylerin düzenli olması. Yatak odanız aynı şekilde. Çabuk kaybolabilen eşyalarınızı. Bazen öyle olur sabahleyin işte. Cüzdanım nerede? Yok kent kartımı nereye koymuştum? Hay gözlüğüm neredeydi? Vesaire. Bunları evin içinde 3 tur atarak bulmanız yerine belli bir yerdeyse gidersiniz. Hepsini bir alır çantanıza koyar çıkarsınız. Buradan 5 dakika kazanırsınız. Hiçbir şey kazanmasanız. O yüzden zaman yönetimi aşamaları açısından yani bu basit önerilerden sonra biraz sonra becerilerde biraz daha ne yapabileceğimizi konuşuruz. 3 adımda özetleyebiliriz. Plan yapma ve öncelikleri belirleme. İşte öncelikli, ertelenebilir ve vazgeçilebilir işlerimizi belirlememiz gerekiyor. Bir liste yapacaksınız. Bu listede öncelikli ne yapmam gerekiyor? Bunun içinde bir zaman matrisi var. Birazdan onu göstereceğim. Görenleriniz de olabilir. O matrise göre eğer plan yapmaya üşeniyorsanız işte zamanı iyi yönetemiyoruz yani. Bunları kullanmak ve alışkanlık haline getirmek ve vazgeçilebilir olanları belirlemek. Bugün yapmasam oluyor mu bu işi? Oluyor. O zaman bugüne niye sıkıştırayım 10 kalem iş koyarak? 5 kalem koyayım ama hepsini yapayım. Bu insanda başarı ve mutluluk hissi yaratıyor. 5 işim vardır, 5'ini bitirdim. O rahatım bugün akşam giderim, sinemama da giderim, arkadaşlarımla da buluşurum, her şeyi yapabilirim. Ama 10 kalem iş varsa 10 kalem işin 5'ini yarın yapacakken ben bugün boşuna strese giriyorum. 10 işim vardı ama yarısını yaptım. Daha listenin yarısı duruyor. Stres kaynağı. Boşa stres gibi. İkinci adım en yüksek önceliğe sahip görevlerin tahmini bitiş zamanını belirleme. Bu da çok önemli. İşte o zaman 5 kalem işi bitirip bitiremeyeceğinizi bilebilirsiniz. Yani bu iş ne kadar sürer? Bir saatte hallederim bunu. Tabii ki elde olmayan faktörler çıkabilir ama genellikle tahmini bitiş zamanıyla paraleldir. Üçüncü adımda da yeni verilere göre yeniden öncelikleri belirleme. İşte ne oldu? Bir saat dediniz ama o iş iki saatte bitti. O zaman ne yapayım? O zaman şu işi de yarın ertelebiliyorsam erteleyebilirim. O zaman dört kalem işte bugün de tamamlayabilirim gibi yeniden arada plan yapmamız gerekir. Şimdi zaman yönetimi becerileri açısından neleri alışkanlık haline getirir ve ne yapalım? Planlama dedik. Bu nedir? Planınızı doğru plan
zamanınızı doğru planlayarak sevdiklerinizi ve yapmak istediklerinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Değil mi? Yani herkes istediği kadar arkadaşlarıyla görüşebiliyor mu? İstediği kadar spor yapabiliyor mu? Sevdikleriyle istediği kadar zaman geçirebiliyor mu? Ayda bir mesela sinemaya gidebiliyor musunuz? Gidemiyoruz değil mi? Tiyatroya gidebiliyor muyuz? Konsere. Gidemiyoruz. Bir ay içinde yapamıyoruz bunu. Spor, haftada iki spor yapan var mı? Haftada iki gün. Harika, harika. Oh harika, neyse. Ona ayırıyoruz zaman. Onun dışında mesela sosyal görüşmelere zaman ayırıyor musunuz? Arkadaşlarınızla buluşma. Haftada bir. Evet. Bu tarafta, bu tarafta yok. O taraf biraz daha asosyal takılıyor. Evet, değil mi? Düşünelim yani bunu iyi plan yapamadığımız için mi yapamıyoruz? Hedefimiz değil, yani çok da sosyalleşmesem olur mu diyoruz? Yani kişilik yapımız mı nedir? Kendiniz değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla planlama yapmak her zaman şunu getirir. Yani plan yapmakla niye zaman kaybedeyim ki? Ama plan yapmazsak daha çok zaman kaybediyoruz. Bir plan yapmak için örneğin yarım saatinizi ayırıyorsanız, plan yapmadığınızda bir haftanız gidiyor. İşe göre değişir. O yüzden mutlaka plan yapmaya zaman ayırmalıyız. Planlama yoksa zaman yönetimi yok, zaman yönetimi yoksa hayatımızın kontrolü yok, bu da yoksa başarı yok demektir. O yüzden bir şeyleri hedef ediniyorsak mutlaka planlama yapmalıyız. Eisenhower modeli diye önceliklendirme için kullanılan bir model var. Gören var mı daha önce? O zaman biraz açıklayalım. Şöyle, bu modelde önemli işler ve acil işler değerlendiriliyor. Burada önemli ama acil olmayan işler neler? Acil olmayan, önemli olmayan, acil ve önemli olan, acil ama önemli olmayan işler neler? Şimdi burada önemli ama acil olmayanlar ne zaman yapacağına karar vereceğimiz işler. Ne zaman yapacağım bu işleri ben? Acil ve önemli olanları hemen yapmanız gerekiyor. Yani bu acil ve önemli bir iş var, hemen yap dedim Senem, şu anda değil ama bugün bu işi yapmam lazım. Acil, bugün bunu bitirmem gerekiyor dediğiniz işler. Acil değil, önemli değil. Bu zaten en sondur yani. Vazgeçilebilir işler, ertelenebilir işler. Acil de değil, önemli de değil. Yani bugün yapsan olur, yarın hafta sonuna kadar yapabilirsin ya da ay sonuna kadar bile yapabilirsin belki. İşin özelliğine göre değişir. Acil ama önemli olmayanlar, bu da yetki devri yapabileceğimiz işler. Hemen yapılması gerekiyor ama yani çok önemli değil. Bunu diğer İşte öğretim üyesi de yapabilir, diğer memur arkadaş da yapabilir, işte birileri yapabilir o işi demek. O yüzden bu önemli. Bunu aynı zamanda zaman matrisi de diyoruz. Dolayısıyla etkinlik olarak baktığınızda aslında acil ve önemli olan işler stres kutusu. Yani bugün yapmam lazım, bitmesi gerekiyor, çok acil, hemen istediği hoca bunu yapmam gerekiyor veya işte şu hemen istediği yapmam gerekiyor veya işte bugün son günü bu işi teslim etmek için yapmam gerekiyor gibi. Stres kutusu, acil olmayan ve önemli olanlar kalite kutusu. Yani şu alan aslında asıl planladığımız ve ne zaman yapacağını belirlediğimiz işler olması gerekiyor. Şurası yanılgı kutusu. Yani burada işte acil gibi görünüyor ama önemli değil bu işler. Yani o yüzden başkası da yapsa olur az önce dediğim gibi yetki devriyle yapabileceğiniz. Ve de acil olmayan işte bunlar çöp kutusu diyoruz. Yani vazgeçilebilir, ertelenebilir. Hatta yapmasan bile olabilir yani. Başkası bile yapabilir o işi. Yetki devri de olmadan. O yüzden ona giriyor. Onun için şimdi şöyle bir egzersiz yapalım. Şu anda yapamazsanız bile bugününüzü düşünelim. Bunu mutlaka kendiniz için yapmanızı öneririm. Kendi zaman matrisinizi oluşturalım ve bir liste yapalım. Şöyle zaman matrisi. Bugün için düşünün. Bugün için düşünün. Kağıt kalem varsa kağıt kaleminize, neyse cep telefonunuza yazabilirsiniz. Şu acil önemli işleriniz bugün için neydi? Şu an bir 5, yani 5-10 dakika zaman ayırabiliriz bunun için yapmanız açısından. Şu kutuya hangileri, yani alt alta yazabilirsiniz. Yanlarına da stres, kalite, yanıldı, çöp diye yazabilirsiniz notlarınızı. Sonra onları bir liste haline getirebilirsiniz. Şu anda bugün
gün için sadece. Ama normalde tabii ki hani kısa, uzun, orta vadeli hedefler kapsamında bir planlama yapmanız gerekiyor. Haftalık plan yapıyorsanız mesela bunu bir hafta için yapmanız gerekiyor. Aylık bir planlamanız varsa bir ay için. Ama şu an basit düşünelim, bugün için. Bugün sabahtan akşama kadar ne yapmanız gerekiyordu veya dün yoğun gününüzse mesela dünü düşünebilirsiniz. Veya öğrenci arkadaşların belki hafta sonu için bir planı varsa hafta sonu acil yapması gerekenlerle iki gün için düşünebilirler. O şekilde hemen birkaç maddelik yapabiliriz. Tamamlayan varsa, paylaşmak isteyen varsa da paylaşabiliriz. Buyurun. Anlaşılır ve gerçekçi mi? Durum tespit olarak bunları yapıyorum. Yani sıralama bunlara göre
değişebilir. Amaca ulaşmak için net bir hedef belirleyeceğiz. Yani iyi tanımlanmış bir hedef oluşturacaksınız. Yani cümle kurun dediğim bir hedefiniz. O gün için, o hafta için, o ay için nedir? Hedefe ulaşmanın sizin için anlamını düşünün. Potansiyelinizin uygunluğunu düşünün. Gerçekçi ulaşılabilir olması. Bunun için tüm kaynaklara sahip miyim bu hedefe ulaşmak için? Tamamen sizin kontrolünüzde mi? İşte grup çalışması mı yapacaksınız, toplantı mı yapacaksınız, bir şey mi yapacaksınız, ne yapacaksınız? Hedefinizi yönetebilir adımlara bölün ve sık sık gözden geçirerek yeniden değerlendirin. Yani planı yapıp kenara koymuyoruz. İkinci olarak bunu ifade etmiş oluyorum. Mutlaka gün içinde, haftalıksa hafta içinde gözden geçirmemiz gerekiyor. Diğer bir beceri o zaman yönetimiyle ilgili karar verme. Kararsızlık da bir zaman kaybı. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım, yok şimdi yapmayayım, yarın yapayım, yok akşam yapayım, sonra yapayım. Bunlar da zaman kaybı. Önceliklendirmeye göre karar vermek önemli. Kararı hedefe odaklı olarak uygulamak önemli ve yapılacakları tekrar gözden geçirmek bu anlamda karar açısından önemli. Odaklanma aynı şekilde. Yani belirlediğiniz saat diliminde o işe ne kadar odaklanabiliyorsunuz? Eğer odaklanamıyorsanız bir problem var. Uygun zaman mı değil, uygun gün mü değil, uygun bir planlama mı değil? Yani problem nedir? O işi yapabileceğiniz zaman dilimi değilse odaklanamıyoruz. O yüzden kendinizin farkında olmanız gerekiyor. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? Bu sadece bir yöntem. Çok var. Tabii kendini tanıma, farkındalık vesaire. Bir tanesi biyoritim. Biliyor muyuz biyoritim nedir? Herkes biliyor. Bilmiyor. Biyoritim vücudumuzun gece gündüz, öğleden sonra hangi zaman diliminde hangi işleri yapmaya odaklandığı. İşte az önce dedik ya, saati kapatan arkadaşlar, mesela erteleyenler, şimdiki özelliklere dikkat etsinler. Acaba hangi tip biyoritme sahibiz diye. Sabah tipleri, sabah çok enerjik olurlar. Telefon şey çaldı, saat çaldı, trink hemen kalkar, hemen kahvaltı giyinir, enerjik, her şeyi yapabilirim o anda. Öğleye doğru enerjileri zirveye ulaşır, yani sabahtan öğlene kadar çok aktif, sonra yavaş yavaş azalmaya başlar, akşamın üzeri tüm performans biter. Kaç kişi böyle acaba aramızda? Sabah tipi? Evet, 1-2-3 kişi. 6'mışım, evet. Ben de öyleyim. Mesela ders çalışmak için bile eskiden, yani sabah erken saatte. Şimdi bazıları da 12'den sonra çalışıyor. Daha iyi hissediyorum kendimi diyeyim. Öğleden sonra tipleri çok zor uyanırlar. Sabahları kayıtsız ve uyuşukturlar. Öğlen biraz açılmaya başlarlar. Öğleden sonra enerji dolu olurlar. Hava karardığında ancak dolu olurlar. Saati kapatanlar bu gruba giriyor mu acaba? Bu grupta kaç kişi var? Bir. Bir şey sorabilirim. Buyurun. Ben sanırım hem öğlen tipiyim hem sabah tipiyim. Bunu nasıl anlayacağım? Onu hemen şuradan anlıyoruz. Her zaman hazır tip. Demek ki misiniz? Sabah ve öğleden sonra tiplerin en iyi yönlerinin karışımıdır. İkisi beraber. Şöyle de olabiliyor. Yani sabahtan şu 10-11-12 gibi çok iyi hissediyorum kendimi. Gerçekten yapabilirim. Yani zor işleri o zamanlara planlamamız gerekiyor. Öğleden sonra da yani bir kahve falan böyle 4-5 gibi iyiyim yani. O arada yapabilirim ama şu ara kısımda bana pek dokunmayın yani. O arada biraz siesta, İtalyan usulü gidiyoruz olabilir. Sabah erken kalkar, enerjik, öğleye doğru durulur. Öğleden sonra performansları tekrar artar. Evet, demek ki bu tipsin. Güzel çalışılması uygun. O yüzden kişisel engellerden kurtulmamız gerekiyor. Yani ben hangi tipim? Yani sabah çalışabilecekken kafamızda yani bu işi illa öğleden sonra yapmam gerekiyor diye kendimizi zorlamamamız gerekiyor. O yüzden de kişisel engellerden korunmak için biyoritminize göre en verimli zamanınızı belirlemeniz lazım. Ha, o sabahtan öğlene kadar olmaz da az önce dediğim gibi yani şu saat aralıklarında çok iyi hissediyorum kendimi. İşte şu zaman aralığında çok iyi hissediyorum. O zaman zor ve çabuk bitirilmesi gereken işlerinizi o zaman dilimine planlamanız gerekiyor. O zaman bir saatte bitireceğim diyorsanız bir saatte bitirirsiniz. Ama böyle yapmadığınız zaman bir saatlik işi 3 saatte bitirirsiniz. O yüzden kendinizi çok iyi tanımanız ve farkında olmanız önemli. Aynı şekilde yine kendinizle ilgili olarak iç motivasyon. Az önce ilk başta bir motivasyonla ilgili söylemiştiniz yine. Kendi kendinizi motive etmek. Maalesef bir Türk kültürü olarak biz çok dış motivasyona. Yani bir takdir etsin, bir şey versin, bir şey yapsın, hani öyle yapayım vesaire. Ve dışarıdan motivasyon. Dış denetimli bir yapıya sahibiz. O yüzden iç denetimli hale gelmek.
Kişisel fayda için, kişi bir davranışını çırpın alacağı ödül için veya cezadan kaçınmak için değil, kendisi için yapar. Planlama zaten kendimiz için. Zamanı da kendimiz için önce yönetmeliyiz. Yani başkalarının bizim zamanımıza müdahale etmesini istemeyiz. Tabii ki iş yaşamında diğer faktörler de etkiliyor. Ama onlarla baş etmeyi, işte bu boşluklar, alternatifler, öncelikler, bunlarla ancak çözebiliriz. O yüzden kendi motivasyonumuz çok önemli. Havuç sopa yöntemi var motivasyonda, duymuşsunuzdur. Yani havuca ulaşmak için tabii ki bir dıştan motivasyon olarak. O yüzden bunun için daha çok sol beyin aktiftir. Ama yeni motivasyon teorilerinde daha çok otonomi. Yani kendi kendinize işte iç motivasyonla bu işi başarmak, hedefe ulaşmak, bugün bunları tamamlayacağım. Evet yani karar, karar verme, kararlı olma. Aynı zamanda ustalık. Yani bunu yaptıkça zaten alışkanlık kazanıyorsunuz ve bu konuda bir motivasyon eksikliğiniz olmuyor. Bu planı yapıyorsam ben hallederim bu işi. Tabii ki şaşan durumlar var ama çoğunlukla için konuşuyoruz. Ve amaç belirleyebilmek o nedenle motivasyon açısından önemli. Yetki devrini baştan ifade etmiştim zaten. Mutlaka yetki devrinde bulunmak gerekiyor belli işler için ama tırnak içinde tekrar söylüyorum. Uygun kişi değilse zaman kaybı. O yüzden uygun kişilere yetki devri. Stresle baş etme. Bunu daha önceki seminerde hocamız zaten güzel bir şekilde aktarmıştı. Yani basit bir şekilde söyleyebiliriz. Gün içinde boğuldunuz. Telefon, kapı, sorunlar, planladığınız hiçbir işi yapamıyorsunuz. Yani bugün nasıl bitecek? O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki hemen bir meditasyon konumuna geçmiyoruz ama diyoruz ki bir dakika kapıyı kapatıyoruz. 10 dakika kendinize ayırıyorsunuz, kendinize. Kafanızı dinliyorsunuz, gözünüzü kapatıyorsunuz artık nasıl rahatlıyorsanız. Kafanızdaki işleri sıfırlamamız gerekiyor. Öbür türlü akşam kadar hiçbir iş bitmiyor. Onun için arada böyle zaman dilimleri ama hiçbir şeye etkileşmeden sadece kendinizle olmak. Bunu yurt dışından yıllar önce bir hoca gelmişti bize. Hakikaten biz de öyleydik. Bizim yani hakikaten fakültede hep öğren araları bir toplantı vardı. Yani az önce söylediğim toplantıları işte biz ayda bir yapıyoruz, üç haftada bir yapıyoruz, bir şey yapıyoruz ama bir dönem PDÖ uygularken her dakika bir toplantı var, akşamüstü var, öğlen var falan hiç zaman ayıramıyoruz. Dedik ki böyle olmaz. Böyle bir çalışma ortamı olmaz. Kanada'dan gelmişti. Öğlen en az yarım saat. Kapınız kapalı. Müzik mi dinleyeceksiniz? Bir şey mi yapacaksınız? Kendinizi ayırmalısınız. Hakikaten şunu denedik. Yani denedik değil de kendi açımdan da. Kapıyı kapatmıyorum ama yani tek başıma olabileceğim ve tek bir şeye odaklanabileceğim zaman diliminde öbür işleri sıfırlıyorsunuz ve kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Denemenizi öneririm. Fırsatınız ve ortamınız varsa. İşleri organize etmek diğer bir beceri. Planlama yani yönetimde de bu vardır. Altı fonksiyonu var yönetim. Planlama, organize etme. Dolayısıyla planladıktan sonra bu planları işte yazabilirsiniz. Gündelik iş biçiminde listeleyebilirsiniz. Mesela şu anda hani işimiz gereği yöneticide olunca yani bir ajandam var haftalık olarak. Ama onun dışında not kağıtlarım var. Eğer not kağıtlarını kaybediyorsanız küçük bir blog not edinmelisiniz. Oraya yazabilirsiniz. Yaptığınız işlerin üstünü mutlaka çizmek. Çok zevkli, ben çok seviyorum. Üstünü çizdim mi harika, bitti bu işler bitti. Veya yanına çek atmak artı vesaire ne hoşunuza gidiyorsa o şekilde. Ve o kalem işleri tabii ki altında iş listesi devam ediyor, bitmiyor. Ama bunları yapa yapa en azından bugün bunu hedeflemiştim, bitirdim, şu yetişecekti, bu yetişecekti, bitti. Stressiz, daha rahat bir zaman ve elektronik zaman planlayıcılar var telefonlarımızda mesela. Bunları da çok rahat kullanabiliriz. Çünkü şu an herkes mobil çağda. Onu da istiyoruz. O yüzden oraya aktarın bilgileri. Orada hemen bakabilirsiniz. Bir telefon geldiğinde dışarıdan bir insanın rahatlıkla randevu verebilirsiniz. Aa bir dakika ajanda okulda kaldı. Ben size pazartesi döneyim dediniz mi? Pazartesi artı bir iş oluyor. Çünkü o kişiye dönmeniz lazım. O yüzden zaman hayatımızdaki tek paradır. Ve sadece siz onun nasıl harcanacağına karar verebilirsiniz. Başka insanların paranızı harcamasına izin vermeyin diyorum. Şöyle birkaç kitap önerisi ile sunumu sonlandırmak istiyorum. Arzu edenler, ilgilenenler. Zaman yönetimi ile ilgili tabii yöneticiler için olanlar var, kişisel olanlar var. Farklı farklı piyasada da çok fazla kitap var. O yüzden hani naçizane bunları öneriyorum. İçerikleri kişilere göre değişir. Yine arkalarını okuyup içeriklerinden karar verebilirsiniz. Etkili zaman yönetimi açısından şu kitap eski olmasına rağmen çok güzel önerileri var. Bahsettiklerimi de kısmen içeriyor. O yüzden çektiniz mi? Şöyle diyorum, zamanı iyi yönetirsek kahvemizi rahat içeriz, kitabımızı rahat okuruz ve rahat
rahat sosyal olarak da kendinize zaman ayırabiliriz diyorum. Dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Soru var mı acaba? Soru katkı varsa öyle alabilirim. Buyurun. Teşekkürler sunduğunuz için. Ben bu biyoritim kavramı birazcık fazla zorlama buldum. Çünkü şöyle yani yaşam bu kadar dinamikken bizler bu kadar hani adaptasyon yeteneği gelişmiş, görece gelişmiş varlıklarken benim hayata bakışımda ben sabah insanıyım, öğlen insanıyım diye kendimi gruplamam ne kadar sağlıklı sizce? Yok bu yani kişisel bir şey. Yani az önce de dediğim gibi mesela dağınık bir insan da birçok şeyle baş ediyor ya da zamanı daha iyi yönetebiliyor olabilir. Biyoritim mesela ben kendi açımdan söyleyeyim. Kendim bir sabah insanıyım yani. Sabah erken kalkmayı, sabah bir şeyleri daha hızlı yapmayı, öğleden sonra hakikaten enerjim tükenir. Kendimi tanıdığım için de zor işleri sabaha planlarım. Yani işte de evde de mesela. Bunun gibi yani gruplandırmak değil de her şeyi bir gruplandırma yapıyoruz zaten. Yani siz ile bu kişisiniz gibi bir gruplandırma değil. Kendinin farkında olmanın bir yönü sadece. Çok fazla yön var. Ben bu daha çok zaman yönetimiyle ilişkili diye bunu seçtim sunum için. Yani aslında şu aklıma geldi bu kendimle tutunca da dönem dönem bir özelliği gösterip başka dönemlerde diğer özelliği gösterebilecek durumda hissediyoruz. Yani kesinlikle. Kesinlikle öyle. Az önce işte bahsettiğim mesela iş yoğunluğunuz vardır. Yani 12'de yatın diyorum ama herkes her gün 12'de yatamaz yani. Bir şey yetiştirmeniz gerekiyorsa tabii ki daha uzun süre ayakta kalmanız gerekebilir. Veya işte bizim için bayanların mesela çocuk bakımı problemi. O dönemde biyoritminiz değişiyor zaten. O yüzden o değişikliklere göre zamanınızı yönetmeye adapte olmak gibi. Yoksa yani standart bir yapıda değiliz hiçbirimiz. Ve yaşam dönemlerinde de değişiklik oluyor. Dönem dönem depresyona giriyoruz. Yani hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Zamanla umurumda değil, hedef hiç değil. O zaman ne yapacağız? En acil olanları seçeceğiz o zaman. Buradaki yapıya göre. En acil işlerim ne? Yani olmazsa olmazları yapıp diğerlerin hepsini erteleyeceğim o zaman. Gibi. Teşekkürler güzel soruydu. Başka var mıdır soru katkı? Çok teşekkür ederim. İyi hafta.